Doğduğumuz gün yaşlanmaya başlıyoruz. Rekonstrüksiyon yani bir şeyi yeniden yapmak. Ben kimseye kendi istediğim sonucu elde etmeye çalışmıyorum. Yani aslında hepimiz asimetriyiz. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Bugün size sadece kendi merak ettiğim soruları soracağım. Ben küçükken özellikle bana en çok dayatılan söz şuydu. Kızım, güzellik algısı herkese göre değişir. Başkasına güzel gelirsin ama bana güzel gelmeyebilirsin. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Estetik nedir? Estetik aslında senin de dediğin gibi kişisel farkları olan algısı insanların değişen ve moda sektörlerden biri haline geldi. Bunun nedeni sosyal medya olsun, kişisel insanların kendisiyle ilişkisi olsun, toplumsal ilişkiler olsun. Bütün tanım en baştaki hani sağlıklı ve güzel görünümden çıktı. Artık ne bileyim kaşların pozisyonundan, gözün pozisyonundan, dudağın hacminden, çenenin hatlarından, memenin formundan, burnun şeklinden herkes kendini kendince kabul edilebilecek bir sınırın da üstünde algı yaratmaya ki bu sosyal medyada cep telefonlarındaki programlarla da işte filtre diyorsunuz onlara. Onlarla da şekillendirilebilecek ve filtredeki elde ettiği sonuca benzemeye çalışan bir toplum haline dönüştük neredeyse. O yüzden aslında estetik algısı dediğim gibi çağa, zamana, kişiye göre değişen, iyi yorumlanması gereken bir durum bence. Burada çünkü bizim yaptığımız işlerin bir kısmı geri dönüşlü ama bir kısmı da geri dönüşlü değil. O yüzden de bu süreçleri hastanın ne kadar hakim olursa, ne kadar bu konuya içine girerse ve bilgisini her şeyin değiştirilebileceğinden ziyade onun için neyin uygun olduğunu düşünür hale evirebilirsek estetik algısında yapacağımız değişiklikleri ya da uygulamaları hastaya yeri geliyor. Ona yapmamak gerektiğini, bir şey yapılmamasının onun için çok daha iyi olacağını anlattığım insanlar da oluyor. Bu sebeple de plastik cerrah ya da estetikle ilgilenen bir doktorla görüşme sırasında hastanın da yeterli kendiyle ilgili bilgiye sahip olmasını sağlamak gerekiyor. Hocam, filtrelerden bahsettiniz. Aslında o filtrelerin hepsi bu altın oran dediğimiz orana dayatılarak yapıldığı söyleniyor. Acaba sizce gerçekten kişiye özel olması altın orana tekabül etmeyen bir şeyse altın oranı tamamen herkese uygulayabilir miyiz? Altın oranı uygulamaya çalıştığın zaman karşındaki insanı, ki yani biz doktor olduğumuz için bizim muhatabımız insanlar, hasta diye kabul ediyoruz. Uygulama yapacağımız işlemin hastanın beklentilerini ya da oranlarını yüzünün iki tarafında yaptığın için iki tarafın %100 birbirine benzeyeceği bir sonuç vaat ettiğin dakikada hastanın algısını da bozmuş oluyorsun. İnsan yüzü yani ne karnında gelişirken 5 ayrı tomurcuktan gelişiyor. Ve bu 5 ayrı tomurcuk insan yüzünün ortasında birleşiyor. Ve sağdan gelişen yüz başka, soldan gelişen yüz başka. Ve bunların gücü gücüne yetene. Yani aslında hepimiz asimetriyiz. Ve bu asimetri bizi biz yapıyor. %100 simetrik insanlar yok. O yüzden de altın oranın peşinden gitmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Bu özellikle son dönemlerde ameliyatsız estetik olarak bildiğimiz dolgu botoks gibi işlemler daha fazla tercih ediliyor. Peki hocam, yok mudur bunun kalıcı bir çözümü? Birçok yaklaşımda doğduğumuz gün yaşlanmaya başlıyoruz. Yani biz aslında hani 20'sinde genç diye kabul ettiğimiz zaman kendimizi artık 40'ında da genç görmek istiyoruz, 50'sinde de genç görmek istiyoruz, 60'ında da genç görmek istiyoruz. Buradaki hikayenin ben sağlıklı yaşlanmak üzerinden planlanması gerektiğini düşünüyorum. Evdeki çiçeği de sulamak gerekiyor. Ne bileyim, kediyi de beslemek gerekiyor. Biz kendi sağlığımızı korumak için düzenli bir şeyler yapmamız gerekiyor. Kalıcı uygulamalardan o yüzden de hani mesela dolgu yapacaksan, bir yere hacim vereceksen kalıcı işlemden ziyade vücuda zarar vermeyeceğini bildiğin, vücudun da onunla reaksiyon hani eritmeye çalıştığında arıza yaratmayacağı bir şeyler kullanmamız gerekiyor. O yüzden de kalıcıdan çok koruyucu anlamında insanlara yaklaşmamız lazım.